Çin, NASA'nın Artemis 1 fırlatmasının başarısız olmasından bir hafta sonra, yeni bir ay minerali keşfettiklerini ve yeni ay görevlerine başlayacaklarını duyurdu. Artemis ay görevlerinin iptali ve bir daha, ne zaman fırlatma deneneceği bilinmediği için, uzaya ilgi duyan insanlar olarak bir tık hayal kırıklığına uğradık. Şu anda tüm dünya Artemis görevleri hakkında konuşurken, Çin, kendi ay çalışmalarına başlamış bile. Çin'in NASA'sı diyebileceğimiz Çin Ulusal Uzay Ajansı, önümüzdeki 10 yıllık süreçte, henüz isimlendirmedikleri 3 ay görevine çıkacaklarını açıkladı. Tabii ki bu ay görevleri, Amerika'ya rakip olarak yapılacak. Peki Çin, neden Ay'a gitmek istiyor? Çin Ulusal Uzay Ajansı'nın bu görev duyurusu, Çin'in Chang'e 5 ay görevinden, hemen sonra geldi. Bu ay görevinde Çin, ChangeSite ismini verdikleri, yeni bir ay minerali keşfettiklerini açıkladı. Bir tür şeffaf sütunlu kristal olarak tanımlanan ChangeSite, gelecekte yakıt olarak kullanacağı düşünülen, helyum-3 içerdiği söyleniyor. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte Çin, bu ay mineralini buldukları bölgeye, 3 tane daha görev düzenlemeyi planlıyor. İşin ilginç yanı Amerika'nın uzay ajansı NASA'da, ayda aynı bölgeyi hedefliyor. Bu da iki ülke arasında, olası bir ay savaşının çıkacağını akıllara getiriyor. Bakalım Artemis görevi başarıyla başladığı zaman, neler göreceğiz? Sizce Çin ayda gerçekten, geleceğin enerji kaynağını keşfetmiş olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi, yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın.